Arkadaşlar merhaba, merhaba, merhaba. Şimdi dördüncü ilk Türk Devletleri'nin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Bak, her videoda şunu anlatıyorum. Arkadaşlar bizde KPSS, HSS, TÖSS, HÜYS, MÜYS hiç fark etmez. Biz trigonometri çözmüyoruz. Bak trigonometride yardırıyorsunuz, matematikte yardırıyorsunuz. En fazla 3 yapıyorsun, 5 yapıyorsun. Bu 3 ayını harcıyorsun. Bizde bak, en nankör derse karşı karşıyasın. Bu açık. Ama bizde emeğini verirsen karşılığını alırsın. O yüzden ayrıntılı gideceksiniz. Bak özetleri çok seviyorsunuz. Öyle YouTube'da benim kadar ayrıntılı anlatan da ben hiç görmedim. Ve şey yapıyorsunuz böyle özetleri alıyorsun böyle adam çok güzel anlatmış falan sınava bir giriyorsun çuvallayıp çıkıyorsun abi. Çünkü öyle beylik soru mu soruyorlar artık? Yani bakın bu senenin sordukları sorular şeyi tutturduk Fevzi Paşa. 7-8 yıldır anlatırım ben. Fevzi Paşa, Fevzi Paşa, Maraşalli'yi ne zaman aldım, Maraşalli'yi ne zaman aldım sınıflarda. İyi ki anlatmışım. Puşile-i Siyah'ı anlattım. Bak bir ton soru tutturduk. Bir ton soru tutturduk. Onları ayrı ayrı yapacağım zamanım geldiğince önce şu konuları bir tamamlayayım. KPSS'ciler için. Ve arkadaşlar oynatma listeleri hazırladım. Bak oradan başla. Abi sonuna kadar git ayrıntı yardır eline kağıt kalem al bak buna emeğini verirsen karşılığını alırsın ama öyle özetlerle şunlarla bunlar olacak soru değil yani şöyle soru tutturmak da şu değil ha aşağıdakilerin hangisi İstanbul'un fethinin sonuçlarından birisidir Allah Allah Büyük Selçuk Devleti'nin yıkılma sonuçlarından birisidir nedenlerinden birisidir bunları tutturmak değil mimleyici soru yani böyle marjinal soru tutturacaksın ona ben şapka çıkartırım şapka çıkarsa kel görünür. Şimdi arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olun. Bak onu bu her videoda söylüyorum. Abone olmadan %80'iniz abone olmadan izliyorsunuz. Ve buraya biraz emek verelim ki ben de motive olayım. Kanalımızı büyütelim ve ben bütün tarihi benim kanalla halledin diyorum. Hallediliyorum. 25 yıllık birikimi kusacağım size ve diyeceğim ki şuna dikkat edin bu çıkmadı. Buna dikkat edin bu çıkmadı. Şu çıkabilir. Çıkabilir. Üzerinde ne kadar çok duruyorsam çıkıyor. Şimdi dördüncü videoyla başlıyoruz arkadaşlar. Avarlar. Avarlara bundan önce ne anlattık biz? Bundan önce pardon avarlara geçmeyedik tabii ki. Önce 2. Göktürk Devleti, 1. Göktürk Devleti'ni bitirdik değil mi? Uygur Devleti'ni de bitirmedik. Yani 1. Göktürk Devleti Matem devriyle bitti ya. Kürşat isyanı çıktı. Kürşat başarısız oldu ama başarılı bu isyanı diğer komutanlara ne yapacaktır abi? İlham kaynağı olacak. Kürşat'tan sonra 3 isyan daha görüyoruz arkadaşlar. Onlar da başarısız oluyor. Ama elbet elbet kader bize de döner. İşte bu dönüyor. Kurucusu Kutlu Kağan ya. İşte bunun mücadelesi başarıyla sonuçlanacaktır. Arkadaşlar Matem devri 50 sene sürdü. 1. Göktürk Devleti Çin hakimiyetine girdi. Bize gettolar oluşturdu herifler. Ve oralarda gettolardan ki Türklerin liderleri çıktı. Dediğim gibi 4 tanesi başarısız oldu. Bir tanesi Beşincisi artık elbet kader bize de güler olayı. Ve Kutlu Kağan önderliğinde arkadaşlar Doğu Göktürk boyları Çin hakimiyetinden kurtuldu. Bağımsızlıklarını ilan etti. Şimdi soru şu. Bu senenin sorusu biliyorsunuz. İlter iş. AYT sorusu. AYT, TYT, KYT, ÖSS, SOS fark etmez. Yine KPSS de gelecektir. Kutlu Kağan devleti yeniden kurduğu için İlter iş derleyen toparlayan unvanını aldı. Arkadaşlar İlter iş Kağan kimin hangi hükümdarın şey hangi devletin hükümdarıdır diye sordular. İkinci Göktürk Devleti. Hükümdarları bilin. Birinci Göktürk Devleti'nde neydi? Bumin Kağan. En önemli hükümdarı kimdi? Mukan Kağan. Burada kim abi? İkinci Göktürk Devleti'nde İlteriş Kağan. Yani kurucusu. Ve Türk tarihinde arkadaşlar soru şu. Çin'e karşı bağımsızlık mücadelesi verile kurulan ilk Türk devleti kimdir? İkinci Göktürk Devleti. Ama hiç bak Çin'i karıştırmasa, bağımsızlık savaşı vererek kurulan ilk Türk devleti dese o avarlara karşı birinci Göktürk Devleti Bumin Kağan. Ama Türk tarihinde Çin'e karşı bağımsızlık mücadelesi verilerek kurulan ilk Türk devleti derse ikinci Göktürk devleti. Burada haritayı da gördünüz arkadaşlar. Bak yine Orta Asya'da merkezi yine bak yukarıda neresi? Ötüken yolu yokuştur var ya. Heh, Orta Asya haritamızda verdik. Vezir Tonyukuk arkadaşlar. Apatar Kağan aslında başkomutan. Ama danışman olacaktır daha sonra. Askeri ve idari işlerin planlanmasında İlteriş Kağan'ın en büyük yardımcısı oldu. Tonyukuk Türk tarihinin en önemli veziri. Bu sene de kafayı vezirlere taktım. Bakalım ne olacak? Vezirlerde vezirler, vezirlerde vezirler. Peki devletin arkadaşlar başkenti Ötüken mi? Biraz önce söyledik. Ancak Kutlu Kağan bir dönem başkenti Karakurum'a taşıyor. Tamam. Kutluk İlteriş Kağan Çin'e karşı 46 sefer düzenliyor. Arkadaşlar vuruyorlar kaçıyorlar. Vuruyorlar kaçıyorlar. Bir neden de ne biliyor musun?
Hani o Maten devrinde gettolara ayrıldılar, boylar şeklinde pıt 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 bir aralarımıza, yani iletişim de kurulmasın diye bizi ayrıldılar ya, böl, parçala, yönet diye. Oradaki Türkleri alıp alıp ana vatana getirmek, Ötügen'e getirmek, alıp bunu Kapkan Kağan da yapacak. 46 sefer düzenliyorlar arkadaşlar ve İlteniş Kağan öldüğünde arkadaşlar artık çocukları Bilge Kağan, Kültigin var ya, onlar daha ufaktır. O yüzden amcaları geçiyor. Kim o? Kapkan Kağan. Ve faaliyetler açısından bakın, MEB bilgisidir. Nefis bir soru. Geldi mi gelmedi. Faaliyetler açısından Türk tarihinin en büyük fatihlerinden biri olan ve Türk boylarını hakimiyeti altına alan ve arkadaşlar 701 yılında Demir Kapı, bu doğudadır. Demir Kapı bir vadi bu, burası arkadaşlar. Vadiden gidiyorsun, tıkırı tıkırı tıkırı, bu Sirdar Yarımada var ya, o taraflarda, hani Mavera Nehir, oradan gidiyorsun, bir kapı varmış. Oraya Demir Kapı demişler işte. Oraya kadar sınırları ulaştırıyor. Peki Kapkan Kağan hangi politikaları izler? Çin'de yaşayan Türklerin ana vatana dönmesi, Ötügen'e dönmesi için vuruyor kaçıyor, vuruyor kaçıyor. Bu da 25 sefer düzenliyor arkadaşlar. Öteki 46 sefer düzenledi, hatırla, İlteriş Kağan. Peki Çin'i sürekli baskı altına tutmak, işte vergiye bağlamaktır, işte Orta Asya'daki Türk boylarını Göktürk egemenliğinde toplamak, tüm Türkleri tek bayrak altına toplamak ve Kapkan Kağan bu isteklerini gerçekleştirmek amacıyla Çin'e 25 sefer düzenleyecektir. Arkadaşlar, Kapkan Kağan biraz sert adammış. O sırada boylar bunun sert tutumuna karşı isyan ediyor. Bak, etki tepki meselesi. Bu sert davranıyor, boylar kafa tutuyor. Sonuç, boylar isyan ediyor abi. Ve Kapkan'ın kelleyi alıyorlar. Kendileri, kendi adamları. Ve devlet arkadaşlar başına kim geçecek? Artık büyümüşlerdir. Bilge Kağan geçecek. Arkadaşlar ülkeyi Kültigin kardeşiyle beraber yönetecek. Ve yanına danışman Apatarkan'dı ya, Tunyu Kuku alacaktır. 3. Mahşerin 3 atlısı. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? 1. Göktürk Devleti'nin en önemli hükümdarı, kurucusu Bumin'di. En önemli hükümdarı Mukan'dı. 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk İlteriş. Bu senin dedim ya, sos sorusu, sosyal sorusu. Ama en önemli hükümdarı derse Bilge Kağan'dır. Kapkanı alma, Bilge Kağan. Peki kimle yönetmiş abi? Kültigin, Tonguk. Bu üçünün tarihteki önemi neydi? Aha, şu sağda gördüğünüz resimler. Neydi bu fotoğraflarda görülenler? Orhun kitabeleri dikilecek her üç adına. Peki bu tarihte arkadaşlar Bilge Paşa geçtiği anda şu boylar vardı ya, Kapkan Kağan çok sert tuttuğu tutumuyla isyan etmişlerdi ya, hepsini itaat altına alıyor. Tamam. Sonra Çin'e tabii ki gözlerini dikecekler ve Şantan, bak bunu da herkes bilmez, 720'de arkadaşlar Şantan Savaşı var. Bu savaşta Çin'i vergiye bağlıyor, yeniyor, vergiye bağlıyor ve Bilge Kağan'dan sonra başa geçenler her zaman olduğu gibi, bak en önemli hükümdarı görüyoruz, yine İbni Haldun'a geldik ya, kuruldu, yükseldi, battı. Peki bunun sonunda arkadaşlar Türk ayakta boylar isyanlarını göreceğiz, taht kavgalarını göreceğiz, Türk boylarının ayaklanmalarını göreceğiz, devlet iyice yıpranacak. Ve Uygur, Karluk, Basmili, Ama, Çiğil, bakın arkadaşlar bunlar Türk boyları. Bunlar birleşiyor. 2. Göktürk Devleti'nin ortadan kaldırıyorlar. Tarih kaç? 744. Peki bunların en dominantı kim? Devlet olarak kurulacak en başa Uygurları alacağız. Ve Türk tarihinde arkadaşlar yazıyı kullanan ilk Türk devleti derse 2. Göktürk, parayı kullanan kimdi? 1. Göktürk, hatırla ilk kez. Türk tarihinin ilk geniş kapsamlı yazılı eserleri, bunları kültür ve medeniyette yardıracağız. Şimdi sadece spoiler, yani Türk tarihini aydınlatan ilk yazılı eserler Orhun kitabeleri dikiliyor Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve veziri Tonyukuk adına. Ve Tonyukuk anıtları Göktürk döneminde dikilen ilk anıtlar ya, o zaman arkadaşlar Türk tarihinin ilk tarihçisi Tonyukuk'tur. Peki dünya tarihinin dese, hikayeci tarih, hatırla, Herodot'tur. Peki Türk tarihinin derse Tonyukuk'tu. Buradaki çakallıklara dikkat edeceğimiz. Peki şimdi arkadaşlar, yerleşik hayata geçen bir devletten, uygarlık kelimesi var ya, Uygur, Uygar, Uygur, Uygar, medeniyet. Bak buradan gelir, Uygur devletinden gelir. Demek ki bu adamlar artık yaşayışlarında bir değişiklik yapacaklar. Tarihe bir bakın, 744-840. Haritaya bir bakın arkadaşlar, Uygur devletin kurulduğu Ordu Balık şehri. Yani artık Karabalgasun diye geçecek, Ötüken değil, Ordu Balık olacak. Peki 2. Göktürk Devleti'ni yıkıyorlar. Kimler? Biraz önce söyledim ya, Karluk, Yağma, Çiğil, Boylar birleşti. Uygurlarla da birleştiler ve Uygurlar tabii başat oldukları için devletin ismi onlarla anılacak. Kurucusu, kuruculara çok dikkat. Bilge Kül Kağan. Başkentleri neresi abi? Karabalgasun. Yani Ordu Balık şehridir. Peki en parlak dönemleri bu çıktı mı? Hayır. Moyen Çur arkadaşlar. Dedim ya, bir tane hükümdar geliyor. Moyen Çur'u yapıştır.
1905'tir. Ve Moyençoğu Türk boylarını hakimiyet altına mı alıyor abi? O zaman yine Orta Asya'da siyasi birliği sağlayan adamlardan birisidir. Ve burada arkadaşlar bir savaş meydana gelecek. 751'de Talas. Hani Türklerin kitleler halinde İslamiyet'e girişinin bir ön ayağıdır. 751 Talas Savaşı. Burada ne oluyor biliyor musun? Abbasiler Orta Asya'ya dalıyorlar. Abi, daldı mı Orta Asya'da? Arabistan'dan yardırdın, Orta Asya'ya daldın. Ha, buralarda bir yerde Talas. Peki bizimkiler Karluk Türkleri Abbasilere yardım ediyorlar. Çünkü Çin abartıp direkt Orta Asya'ya doğru yayılma politikası izlemiştir. Ve arkadaşlar Abbasilere yardım ediyoruz Karluk Türkleri. Ve bundan yararlanmasıyla 751 yılındaki bu Talas Savaşı'nda Çin'in Abbasi devletinden yenilmesinden yararlanarak bölgedeki hakimiyet sahasını genişletiyor. Kim? Moyen Çor. Demek dönemin ünlü veziri Kutlu'dur. Bak kafayı bu sene ne dedim vezirlere taktım. Kutlu'ya dikkat. Kutuho vardı Asya Hun Devleti'nin. Doğru mu? Avrupa Hun Devleti'nin Onuges vardı. Hatırla. Peki 2. Göktürk Devleti'nin kim vardı abi? Onuges ve vezir Tonyukuk vardı. Şimdi burada da Kutlu Uygur Devleti'nin önemli veziri nedir? Kutlu'dur. Ve burada arkadaşlar çıkmamış sorular bunlar hep. Taryat ve Sine Uşi yazıtları. Kimin zamanında dikilmiş? Kutlu'nun döneminde Uygurlara ait yazıtlardan bahsediyoruz. Sadece demek ki Göktürk alfa şey Orhun kitabelerimiz yok bizim. Peki arkadaşlar biraz böyle kusacak gibi bir herif geliyor. Böyük Han döneminde. Çin kültüründen etkileniyorlar burada ve Mani dinine inanıyorlar. Şimdi bak hep şunu söyledim. Maniizm, Budizm bunlar da savaşçılık yasak. Et yemek yasak. Ve bu din tabii ki bizi medeni hale getirecek, uygar hale getirecek ama o dönemde savaşmıyorsan abi öttürürler adama. O yüzden hep ne dedim hani Altay Dağları'na çıkıp da işte savaşmayalım hayat ne kadar güzel. İşte dünya kime yetmiyor ki zım geldi bir tane ok indirdi seni. O yüzden savaşçı olmak zorundasın. Peki bu sen dini benimsersen bunu sordular. Çok klasiktir. Et yemek yasak bir de reenkarnasyona inanıyor adamlar. Şimdi et yemek yasaksa güçten düşünün. Reenkarnasyon neydi? Canın ciğerini kaybetmişin bir ruh atıyorum dedeni kaybettin 3 ay önce. Belki dedenin ruhu bir karıncaya geçti. Yani karınca böyle yolda giderken çat diye dedeyi bir daha öldürür müsün? Sen ona inanıyorsun. O yüzden savaşçı özelliğini kaybedeceksin. Peki ama arkadaşlar önemli bir şey oluyor. Mani diniyle beraber ilk yerleşik hayata geçiş dönemi başlıyor. Tarım eşittir yerleşik hayat. Mani dini de bunda etkili oluyor. Çünkü tapınaklar yapacaksın abi. Yani tapınaklar sutupa denecek bunlara. Tapınaklar yapacaksın ve onun döneminde büyük saraylar inşa ediliyor. Bak Böyük Han zamanında Böyük Han arkadaşlar halkını din değiştirmeye ikna eden ilk Türk hükümdarı. Tekrar ediyorum bu da çıkmadı. Halkını dinini değiştirmeye ne diyelim değiştirebilen ilk Türk hükümdarı Böyük Han'dır. Bak bunu daha önce denediler. Ne oldu? O tapoları falan düşünün. Yok dedi halk istemiyoruz biz dedi. Bu ikna etmeyi başarmıştır. Peki ayrıca Uygurların göç destanında arkadaşlar bahsi geçen Türk hükümdarı göçü anlatacağım size. Burada bir kutsal kaya Çin'e armağan ediliyor. Sonra halk diyor ki ondan sonra arkasından bir kıtlık başlıyor. Halk diyor ki sen bunu verdiğin için kutsal kayayı verdiğin için şey başladı kıtlık başladı. Göç 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 diye hayvanlar güya dile geliyor. Peki daha sonra Bagat Arkan döneminde ülkede iç isyanlar çıkıyor arkadaşlar. Salgın hastalıklar ve kıtlık nedeniyle Uygurlar iyice zayıflıyor. Bu durumdan kim yararlanıyor kuzeyde abi? Kırgızlar. Uygur ülkesine dalıyorlar ve başkenti ele geçiriyorlar. Uygurların siyasi varlığı selametle. Peki Uygur devletin yıkılmasından sonra ne oluyor? Uygurların çoğunluğu Karluk ülkesine, Çin sınırlarına, Beşbalık ve Turfan bölgesine yerleşiyor. Kansu arkadaşlar bak dikkat edin daha uzun süredir sorusu yok. Kansu Uygurları, Sarı Uygurlar. Doğru mu? Bir de Doğu Türkistan Uygurları, Turfan Uygurları. Ve buralarda iki devlet ortaya çıkıyor. Uygurların yıkılmasından sonra bu iki devlet de zamanla Moğol hakimiyetini benimsiyor. Bunlardan Turfanlara dikkat edin. Turfan Uygurları. Bunlar arkadaşlar Moğollara karışıyorlar. Moğolların Türkleşmesinde etkisi olan Uygurlar hangileridir? Turfan Uygurlarıdır. Ya şimdi hep şunu söylemiştim. İleri uygarlıkla geri uygarlık karşılaştığında ileri uygarlığa mı özenirsin, geri sana mı özenir? Yani ileri uygarlık geri uygarlığa mı özenir? E tabii ki geri uygarlık, ileri uygarlığa özenir. Doğru mu? Türkler hani şey diyorlardı ya, yerleşik hayata geçenleri yatuk bunlar, tembel bunlar diyorlardı ya. Ha, iyi de medeniyet var abi. Hayat standartları yüksek. Lokma taşı arkadaşlar. İlk dönemlerde insan ömrü neymiş biliyor musun? 30. Çatalhöyük'te 20 yaşına gelen bir çocuk
Ne yapayım şimdi? Daha genç, 20 yaşında kendine mezar mı koymuş? O kadar şey ki hayat standartlarımız düşük ki. Ve ne yapıyormuşuz? Ya 30 yaş ya. Düşünsene 30 yaşta dınılıyorsun. Yani yaş 15 yolun yarısı eder diye şiirler yazıyorsun. Şimdi hayat standartları yükseldi. Ben bunu bir tıpçıya sormuştum. Şey dedi. Türk tarihinde dedi. Dünya tarihinde dedi. Ömür uzamasının temel sebebi tansiyonun kontrol altına alınması dedi. Peki o dönemde bak mesela Roma'da hatunlar 30'u göremiyormuş. Niye? Hamamlardan kaynaklanıyormuş bir de doğumlardan. Bu dönemleri bir düşünsenize salgın hastalıklar. Ya adam grip oluyor ölüyor. He? Düşünün. Peki arkadaşlar daha iyi bir şey yani şimdi yerleşik hayata geçeceksin, medeniyet ilerleyecek ama bir taraftan da savaşçı özelliğini kaybediyorsun. Peki bunların arasına karıştık ya, Moğolların arasına. Moğolların arasına karışınca abi ne oluyor? Bunların Türk kültüründen etkilenmelerini sağlıyoruz. Uygurların bu kolu günümüzde Çin'in hakimiyeti altında bulunan hani bugün çok işkenceler görüyorlar. Sincar Uygur bölgesi var ya. Orada varlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Şimdi arkadaşlar bunların yardırdıkları bak çok şey ilklerin medeniyetle ilgili kafada böyle kalsın ipucu ilklerle ilgili pek çok şey Uygurlara götürür beni. Şimdi yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti mi? Evet. Mani dinin etkisi var mı? Kesinlikle. Tarımsal üretim? Evet. Tarıma geçişte bunda etkili olacaktır. Peki eğer yerleşik hayata geçersem oturmak zorundayım abi. O zaman ne yaparım? Yerleşim birimleri yaparım. Kentler, kasabalar bu kültürü yaymaya başlarım. Ve en önemli kentlerine dikkat edin. Ufam, Beşbalık, Ordu Balık, Karabalgasun, Ordu Balık'ın diğer adı. Haço ve Hotan. Bak bu şehirleri kuruyorlar. Artık şehirleşme başlıyor. Bu saate kadar biz şehirle ne gerek var? Bir oradasın, bir buradasın, bir şuradasın. Doğru mu? Yani göçebe hayattaydın. Peki tarım faaliyetlerinin en yüksek olduğu, en yüksek seviyeye ulaştığı. Bak bundan önce de var. Göktürkler'de mesela Töto kanalı var. Ekonomide bir şeyde bahsedeceğim. Kültür uygarlıkta. Ama arkadaşlar en üst seviye Uygurlardır. Ticarette ileri gidiliyor. Hepsi yapıyor ticareti bak. Uygurlarda da ileri gidiyor ama ticareti hepsi yapmıştır. Parayı kullanıyorlar mı? Kullanıyorlar. Böz, kuanpo, bunları anlatacağım. Şimdilik sadece bunu bilin. Ama Türk tarihinde ilk parayı kullanan diyorsa birinci Göktürkler de hatırla. Peki Sold alfabesinden yararlanarak arkadaşlar bak şu da çıkmadı biliyor musun? Soldlara dikkat edin. Sorusunu bekliyorum. Soğutlar ticaretle uğraşan bir kavimdir. Her gelen böyle ne diyelim siyasi erki güçlü bir devlet bu kavmi hep ne yapıyor biliyor musun? Koruma altına alıyor. Çünkü bu herifler Orta Asya'dan bir yardırıyorlar abi develerle şunlarla bunlarla İtalya'ya kadar ticaret yapıyorlar ticaret yapıyorlar gidiyorlar geliyorlar gidiyor. Bunlar işine gelmez mi? Ticaretle uğraşmışlardır. Soğutlar Orta Asya'da her devlette koruma altına almıştır. Peki bu alfabe adamlar ticaret uğraşıyor alfabe ki alfabenin yaratılmasında en önemli şey ticarettir arkadaşlar. Kayıt tutacağım. Sen ne kadar aldın ha? Tek bu kadar mı aldın? Pet bak alfabe böyle Sümerler de öyle başladı. Yazının ortaya çıkması. Peki 18 harften oluşan Uygur alfabesi ki alfabe derse ikinci Göktürkler ilki. Ama Uygur alfabesi de önemli. Sonra kağıt ve matbaayı kullanan arkadaşlar ilk Türk topluluğu matbaanın kullanılmasındaki olay da biraz şeyde ileri gitmeleridir. Tahta oymacılık. Ki matbaa tahtadır arkadaşlar. Demir falan değil bak. Biz bunu kimden alıyoruz? Çin'den. Hatta Talas Savaşı'nda bu matbaayı öğreniyor Müslüman Araplar. Ama biraz öküzün trene baktığı gibi bakıyorlar. Haçlı seferleriyle Avrupa'ya gidecek matbaa. Demir haline getirecekler. Rönesans'ı, reformu başlatacaklar. Bunları sakın küçümseme. Bunlar önemli icatlar. Peki kağıt ve matbaanın kullanımı Çin'in etkisiyle mi olmuş? Evet abi. Kağıt ve matbaa yeni dinin öğretilerine. Buna dikkat. Bunu da sormadılar. Neden kağıt ve matbaaya ihtiyaç duydular? Şöyle bir şey olabilir mi o dönemde? Gelecek nesillere bilgiler bırakalım. Yok abi böyle entelektüel adam günü geçirmeye bakıyor. İhtiyaç, ihtiyaç. Dinin öğretilerine, Maniizm var ya, onun din öğretilerini yaymak için kullanacaktır. Peki Mani dinini benimsemişler. Böylece bunu sordular. Çok klasiktir. Biraz önce bahsettim. Savaşçı özellikleri gitti. Peki Kaanlarda arkadaşlar bu dinin etkisiyle artık güneş var ya, kutsaldı ya, yerini aya bırakacaktır. Ay Tengri'yi demeye başlayacaklar. Ve Umay Umay. Anlatacağım kültür medeniyette. Güneş Uygurlarda yerini aya bırakmaya başlamış dedim. Uygurlar milli benliklerini kaybetmemeye çalışıyor arkadaşlar. Çince'den yaptıkları çeviriler var ya. Bunu da sordular. Bak bunlar hep şey yorum soruları. Dini terimlerin bile Türkçe karşılığını kullanmaya özen gösterdiler. Bu durum Uygurları da milli bir bilincin olduğunu, milliyetçi bir yapıda olduklarının kanıtıdır diye sordular.
Milliyetçilik ama siyasi olarak tabii 789'u bekleyeceğiz ama yani yine de milli kimliklerini korumuşlar. Türkçe karşılıklarını kullanıyorlar. Ve Türeyş arkadaşlar anlatacağız yine. Göç destanları Uygurlara aittir. Çav, Böz, Kuampo bak paralar bunlar. Mesela şu Böz'ün olayı ilginçtir. Bez ya bildiğin üçgen ipek. Üzerine hükümdarın damgası var. Böz, bez şeyi oradan gelir. Kuampo bu paraları kullanıyorlar. Bankacılık, çek, senet. Mafya da orada çıkmış olabilir mi? Çek, senet bütün uygulamaları başlatıyorlar. Minyatür arkadaşlar küçük resimler var ya. Böyle derinlik merinlik yoktur ha bu şeylerde ama sen minyatür. Bak bu minyatürün Osmanlı'daki şehir mesela bir divan toplantısı çiziyor. Padişah buraya koymuş. Vezir-i Azam'ı yukarıya yapmış. Ne perspektif var ne derinlik var. Sanki padişahın kafasına oturmuş vezir. Böyle resimlerden bahsediyoruz. Bu minyatür sanatı Osmanlı'ya da geçecek. Fresko arkadaşlar süs şeyleri duvarlara kazınan resimler var ya. Çini biliyorsun süsleme sanatı. Vitray biliyorsun. Ve kitap süslemeciliği bu sanat dallarında ileri gidiyorlar. Ve ciltçilik sanatının ilk örnekleri kitaplar basılıyor ya. Kütüphaneler. Kitaplar basılıyor matbaanın tabii ki etkisiyle. Peki yerleşik yaşam mimari alanda ileri gitmelerini sağlıyor arkadaşlar. Özellikle saray ve tapınak mimarisine dikkat edin. Stupa bu da çıktı mı henüz? Hayır. Bu nedir abi? Tapınaklar. Manezm dininin etkisiyle. Stupa adı verilen tapınaklar yapıyorlar. Müzik, resim, heykelcilik, edebiyat, tiyatro. Arkadaşlar Türk tarihinde tiyatro yazıp oynayan adamlarla orta oyunu var ya. Ha, bunu yapıyorlar. Peki Türkler arasında ilk portre sanatı Uygurlarda görülüyor. Şuna dikkat edin henüz çıkmadı. İkisini de verdim bak burada fotoğraflarda. Diz çökmüş adam heykeli ve at başı heykelleri Uygurlara ait abi. Ressamlara da bedizci adı veriyorlar. Kültür olarak da daha fazla yardıracağız. Günümüzde var olan orta oyunun ilk örneklerini Türk tarihinde tiyatro yazıp oynayan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Uygurlar. Hep uygarlıktan gelsin dedim. Eczacılıkta gelişmişler. Tarihte ilk çiçek aşısı. Arkadaşlar bu çiçek aşısını böyle şey gibi düşünme. Hani böyle hep Osmanlı'da da anlatacağız. Sanki böyle hani bir hemşire geliyor. Çıt pıt 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 vuruyor. Aç bakayım kolunu. Öyle değil ya. İneğin memesinden şeyi alıyorlar. Bir tortuyu yaraya yapıştırıyorlar. Bitti. Türk tarihinde vakıf geleneği arkadaşlar. Nedir? Sosyal devlet geleneğidir. Vakıf geleneği. Bunu başlatan kimdir diye sorarsa yapıştır. Avarları da bu videoda anlatalım. Sonra arkadaşlar son videoya geçeceğiz. İlk Türk Devleti'nin siyasi yani İlk Türk Devleti'ni bitirmiş olacağız. Sonra kültür ve medeniyete atlayacağız. Şimdi Avarlar beni şimdi Taşal abi biliyorsa Ahmet Taşal döver herhalde. Şimdi Juan Juanlarla Avarlar farklıdır der o. Ama müfredatta böyle geçiyor. Şimdi Batılılar Avarlar diyor. Çinliler ben çok girmeyeceğim ona. Yani böyle tartışılan şeyleri de siz es geçin. Göktürkler Apar adıyla tanıyorlar arkadaşlar bu Avar Devleti'ni. Bak burada verdik Avar Devleti'ni. Nere olarak verdik? Adriyatik'in kuzeyi Avar Devleti. Neydi özelliği? Hem Asya'da hem de Avrupa'da devlet kuran değil mi? Halktır. Hunlar gibi. Hem Asya Hun Devleti vardı hatırla. Hem Avrupa Hun Devleti vardı. Bir de topluluktan bahsetmiştik hatırla. İlk şeyde videoda. İskitler. Onlar hem Asya'da hem de Avrupa'da varlık gösteren topluluk, bu Türk topluluğuydu. Devlet diye sorarsa iki tane. Avar, Hun. Avar, Hun. Hem Avrupa'da hem de Asya'da devlet kuran. İki halktan bahsediyoruz. Peki 4. yüzyılın ortalarında Orta Asya'da devlet kuran Avar devletine birinci Göktürkler son veriyor mu abi? Evet, bu mini hatırla. Kızı istedi. Dikkat dedi sen Altay dağlarında yaşayan kölelerimsin. Sen ben kızımı nasıl alırsın dedi. Öyle mi dedi. Burada bir koşuştu. Bunun sonunda arkadaşlar bu Minhan dellendi ve Avar devletini ortadan kaldırdı. Avarların büyük bir kısmı batıya doğru göç etmek zorunda kalıyor. Bayan Han, bunu Bayan Han deyince de hatun falan zannetme. Bunun önderliğinde Karadeniz'in kuzeyinden Orta Avrupa'ya giriyor Avarlar arkadaşlar. Macaristan'ı işgal ediyor. Bölgede yeni bir devlet kuruyorlar. Şimdi o zaman şunu mu söylüyorduk? Bak bunun altını çizdim, üstünü boyadım. Hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kuran Türk devleti Hunlar ve Avarlardır. Bitti. Peki şimdi bu çok önemli bir özellikleri var. İstanbul'u tarihte arkadaşlar kuşatan ilk Türk devletidir. 619 ve 626 yıllarında. 626'daki bu ikinci kuşatma var ya. Sasanilerle beraber yapılıyor. Ve Sasaniler burada, bizim Avarlar burada, yani batıda, İstanbul burada diye düşünün. Ortada da Marmara Denizi var. Şimdi bizimkiler ateşi yakmış, hadi size kuşatmaya katılın diye Sasanilere bildiriyorlar. Sasaniler bu sırada Anadolu'da. Tamam geliyor demişler, binmişler abi gemilere giderken çatak Bizans indiriyor. Bir daha deniyor herif, çatak Bizans denizlerde nedir? Çok sağlamdır. Gömmüşler. Sasanileri gömmüşler. Sasaniler demiş ki yapacak bir şey yok gelemiyoruz biz.
Avarlarda tek başına kalınca abi kuşatma başarısız. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlardır. Yapıştır. Sordular mı? Evet. Peki Avarlar arkadaşlar Balkanlar ve Orta Avrupa'da Cermen ve Slav topları üzerinde devlet yönetimi ve askerlik örgütlenmesinde önemli rol oynuyorlar. Ve Slavların toplumsal hayata geçmelerini sağlıyorlar. Slav, slave. Köle demek arkadaşlar. Slav bak Slav ırkı slave. Ne yapıyor bunlar biliyor musun? Bunlar ormanlarda böyle asosyal takılıyorlarmış. Kendi hallerinde. Biraz da güvenlik endişesi. Avarlar demiş ki oğlum ne yapıyorsunuz lan? Hayata bir kere geldiniz. Ömür sizin ömrünüz. Hayata karışın deyip bunların kulaklarından tutup tutup sosyal hayata kalkmışlar. Slavların o zaman aslında kötü bir şey yapmışlar da başımızın belası olacak ondan sonra Ruslar. Slavların ne diyelim toplumsal hayata geçmelerinde en önemli rolü oynayan kimdir derse yapıştır avarlar. Peki ceket, pantolon, kemer arkadaşlar bunları sakın küçümsemeyin. Üzengi, eğer, koşum bunların hepsini Avrupa'ya tanıttılar. Niye küçümsemeyin biliyor musun? Atın üzerine hani oturduğun şey neydi? Eğer mi? Üzengiyle ayaklarını koyduğun şey mi? Peki eğer üzengi ve eğersiz oturursan fazla atın üzerinde kalamazsın abi. O yüzden arkadaşlar bir süvari grubu şövalyeleri düşünün ya. O dönemdeki savaşlar nasıl oluyor? Atın üstünde. Sen bu rahatlığı, bu konforu sağlarsan atın üzerinde daha rahat savaşırsın. Ve bu şeyi süvari grubunu çıkartırsın ortaya. Bunu da Avrupa'ya tanıtan Avarlar olmuş. Peki bugünkü Macarların oluşumunda etkili olmuşlar ki Macarlar arkadaşa anlatacağım kendilerini hala Attila'nın torunları olarak görüyor bir kısmı tabii. Peki Frank krallığı tarafından yıkılıyorlar ve zamanla Hristiyanlığı benimseyerek Asimile oluyorlar. Hep ne dedim? Balkanlara giden, Avrupa'ya gidene dikkat edin. Orada ayva yiyorlar. Onların kültürü daha güçlü. Slavlaşıyorlar ve Hristiyanlığı zaman içinde kabul ediyorlar. Arkadaşlar Bulgarlara geçeceğim son video zaten buradan yardıracağız. Yine hatırlatmalarımı yapıyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Biraz güçlendirelim. Abonesiz izliyorsunuz kanalları. Videolarda da beğeni sayısı düşük arkadaşlar. Onları da halledersek. Bakın dedim ya YouTube'da benim kadar ayrıntılı işleyeni bulamayacaksın. Ve ayrıntı soruyorlar adamlar. Bu soruların hepsi ve hepsi bütün sınavlarınızdaki soruların hepsi bu şeylerde gizli. Bu bilgilerde gizli. Bu notlarda gizli. PDF, MDF isterseniz gönderirim. Hiç sıkıntı yok. Ben diyorum ki benim kanalımda bütün tarih işini halledin. Bu daha çok şey anlatacağım. Daha çok şey anlatacağım. Çağdaşı halledeceğim. Bütün tarihi önce yol uzunlamasına gideceğim. Sonra özetler yapacağım. Sonra kısa videolarla sorular çözeceğim. Bu işi bitireceğiz. Ve bu iş artık bizim işimizdir. Yani YouTube'da artık bir tarih dershaneniz var. Unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin.